Şimdi geçen hafta biz yani biraz da çok insanlara tartışılan, özellikle yurt dışında Türkiye'den daha fazla tartışma mevzusu olan. Yani Türkiye'de bir Ahmediye, bir Kadiyaniye, yani fazla o kadar gündeme gelmez. Vehhabilik tarzıyla gündeme geliyor. Ama yurt dışında maşallah bu İslami gruplar bütün cilyoluğuyla o kadar. Yani ister siyasi görüşler aslında, ister cemaatler, ister işte itikat meseleleri. Siz biliyorsunuz iki gruba ayırmıştık mezhepleri. İtikadi mezhepler ve ameli mezhepler. Ve bir kısım üç tane düsturu özetlemiştik. Yani ameli mezhepler için çok önemli olan düsturlar. Ona girmeyeceğiz. İtikadi mezheplerde hak batıl ayrımının olacağını, ameli mezheplerde bir şey olmuyor da. Çünkü ameli mezhep demek hukuktaki görüş ayrılıkları. Yani hukuktaki, iştahattaki görüş ayrılıkları insanın hak veya batıl mesele, bir mesele vesile olmaz yani. Mesela bir örnek vermiştik, cahiliye meselesi haktır yani. Aynen hayati mesele gibi yani. Hiçbir hak yoktur. Yani bizim Anadolu'da müthiş bir yanlış görüş var. Beşinci mesele. Yani beşinci mesele deyince, yani neredeyse dinsiz gibi bir şey. Yani bunlar beşinci mesele hocam falan. Fakat bunun da tabi Anadolu insanının da bu görüşündeki haklılık tayinli olduğunu geçen hafta idare etmiştik. Normal olarak bir insan Cahiliye meselinden olabilir. Yani şu anda nefes cins olarak ben büyük bir İslam alimi, hukukçu, İmam-ı Azam'ın da hocası olan ve bir rivayete göre de üvey babası olan yani Cahiliye Sadık Hazretleri'nin fıkıhtaki görüşlerine esas kabul edebilirim yani. Buna kimse hayır demez. Dönemde o zaman Şii falan olmaz. Sadece Hanefi değil de Caferi olur. Normal budur. Çünkü her Hanefi olan da illa hakikat demek değil. Mesela örnek olarak biz aslında mutezili olan İmam Zemahşeri'yi verdik. İmam Zemahşeri, Şişak isimli meşhur tefsirin sahibidir. Kendisi Hanefi meselindendir. Büyük bir alimdir. Ama İtikata batıl bir mezhebine soktu. Yani çünkü mutezilidir. Yani o zaman aslında bunların birbiriyle alakası yok. Bu çok önemli nokta. Fakat bunun bir tek istisnası vardı. Neydi o istisna? Şii mezheplerin, İtikattaki Şii mezhebinin Amel'deki Caferiye ve Zeydiye ile birleşmiş olması. Yani bunu göz önüne almamız lazım. Dünyada nerede bir Caferi ve Zeydiye varsa mutlaka Şii'dir. Nerede bir Şii varsa mutlaka ya Caferiye mezhebindendir ya da Zeydiye mezhebindendir. Yani Şii'nin tabi olduğu hukuk ekolü ikidir. Ya Caferiye mezhebidir, bunları özetleyeceğiz ileride. Veya Zeydiye mezhebidir. Zeydiye mezhebinin de kurucusu Zeyd bin Ali'dir. O Hazreti Ali Radıyallahu'nun sorunlarında ve hukuk tarihinde, İslam hukuk tarihinde el-Mecmu diye ifade ediliyor, ilk fıkıh kitabını o kaleme almıştır. Yani öyle de büyük bir hukukçudur yani. Ama buna rağmen maalesef yani asıl gerçekte ve halifede böyle olmakla birlikte fakat bunun tam tersine. Yani her Şii mutlaka Caferi ve Zeydi'dir ve her Zeydi ve Caferi de mutlaka Şii'dir. Şimdi biz bu kısa izahı verdikten sonra İtikadi mezhepleri ikiye ayrı. Ehl-i sünneti anlatmaz. Yani dedi ki önce ehl-i dalalet veya batıl mezhep dediğimiz gruplara anlatalım. Bunlardan bildiğiniz gibi hangisini anlattık? Haricileri anlattık. Havariç, neydi onların ismi? Hariciler. Arkasından haricilerden sonra hangisi kaldı? Şeyi anlattık. Mutezileyi anlattık. Mutezile de bildiğiniz gibi yine batıl mezheplerden birisi. Biz bu ikisini anlattıktan sonra geriye kaldı kaç tane? Beş tane. Yani batıl mezhepler var. Onları da anlatacağım. Özellikle Şia'yı anlatacağım. Fakat bir kısım iney yoluyla veya doğrudan bana hocam bir vehhabilik nedir diye ifade ettiler. Biz de mecburen özellikle de batılı Avrupa'nın dilinde olduğu için vehhabilik konusuna girdik. Vehhabilik şuydu, bildiğiniz gibi
Muhammed bin Abdülvahhab isimli Necidli, yani Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Deroş Kohan'ın, yani biraz böyle gururlu, kibirli, bedevi olan Araplar arasında yetişmiş. Ama kendisi bir alim, büyük bir alim. Mısır okumuş, Han'da okumuş, büyük bir alim. Sonradan 1143 Hicri'lerde, yani 1730 gibi miladi yıllarında Necid bölgesinde o bölgenin Osmanlı valisini de elde ederek şu andaki Suud ailesinin dedesini ifade edebilirim değil mi? Suud ailesinin dedesini elde ederek önceleri kendi büyük bir alim. Kandani mezhebinden bir alim. Fakat sonradan kendine has bir kısım ileri fikirleriyle sürüyor. Ve fikirlerini de meşrulaştırmak için iki büyük alimi kullanıyor. Biri İbn-i Kayyim el-Cevzi, biri de onun üstadı olan İbn-i Teymiye. Bu ayrıntıya girmiyoruz. Daha sonra müstakil bir devlet oluyor. Ve 1800 yıllarda başladığı mücadele neticesinde 1918 yılında Hicaz bölgesini tümüne toplum alıyor. Ve artık bunları en önemli ezberlemeniz gereken şeyi, bunlar tabii haricilere çok benziyorlar bunlar. Ama İslam alimleri haricidir demiyor bunlara. Bu tabirin üzerinde özellikle durmak istiyorum. İslam alimleri bunları Ehl-i Sünnet'in içinde kabul etmiş. Ama haricilere görüşleri çok benziyor. Yani Sünni kabul ediliyor. Hatta kendilerine Selefiye adı veriyorlar. Yani bunu da geçen sohbette açıkladım. Şimdi bugün de biraz daha Selefiye kelimesini açıklayacağım. Selefiye adını veriyorlar. Ve bunlar netice itibariyle Suudi Arabistan devletiyle resmi bir mesele konuşmuş oluyorlar. Hanbeli meseline bağlı gibi görmüyorlar. Ama en önemli özellikleri biliyorsunuz. Yani neredeyse belli işleri yapanlar, mesela evliyanın türlerini ziyaret etmek küfür. Hatta sahabenin kabirine saygı göstermek küfür. Evliyanın kerametine inanmak şirk. Yani böyle çok enteresan ağır tenkitleri ileri sürüyorlar evliyalar. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh'ye bile bir yüz atıyorlar. Yani bu yüzden dolayı aşırı fikirleri mevcut. Bu yüzden Suudi Arabistan'da resmi mezhep haline geldi. Ve bu aşırı tutumları her önüne gelene neredeyse kafir deme alışkanlıkları ister istemez radikal bir gösteri, yani kendilerine bir yüz kazandırdı. 11 Eylül sonrası da bütün dünyanın literatüründe artık zahabilik ve teretilik bir nevi İslam düşmanlarının da hücum etmeye vesile bulduğu bir kale kabul edildi. Yani ifade edebildim mi? Yani şu anda Amerika'nın ve Avrupa'nın devletlerinde en çok düşman olduğu zahabiler ve teretiler. Halbuki 11 Eylül öncesi, yani diğer Müslümanlardan daha yakındı bunlar. Yani Vehhabilere daha çok ilgi gösteriyorlardı. Hem Amerika'nın da Avrupa devletleri. Onlara daha çok imkan tanıyorlardı. Ama bu söylentileri sebebiyle böyle bir tehlikeli noktaya geldiler. Biz de çok soru geldiği için bu mevzuda ve bir zaman hasetlerin Vehhabilerle alakalı şu anda elinizde bulunan mektubatta yayınlanmamış olan, yeni yayınlanmaya başlanan 26. mektubun 6. risalesi. Yani 6. mesele adı altında incelendi. Öyle bir zaman 1. meselede Vehhabilerin meselesinin kökünün derin olduğunu, en önemli sebeplerden birisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Vehhabilerin dedeleri olan Necidlileri ciddi manada o bölgeden gelen haricilere kılıç çektiğini, onların kökünü kestiğini, bu sebeple haricilerden kaynaklanan Vehhabilerin Hazreti Ali'ye ve büyük evliyalara ve Ezzaz Resul'e karşı bir kin duygusu beslediklerini. Yani nitekim yani Şerif Hüseyin'e falan da karşı çıkmalarının en önemli sebebi bu siyasi açıdan. İkinci bir mesele, biliyorsunuz Müseylime Türkçesler o bölgede çıkmış yalancı peygamber. Her ne kadar Müseylime Türkçesler öldürülmüş ve sonra evmiş ama yani nasıl ki Hazreti Ömer'in eliyle İran yıkıldığı için İranlılarda ve Şia'da Hazreti Ömer'e ciddi bir kin duygusu var. Aynen öyle de Müseylime Türkçesler'in yok edilmesi onun taraftarlarının Hazreti Ali ve onun taraftarlarına olan kinini çekmemiş. O da bir kök. Üçüncü bir kök de